Hadi varalım Asgar. Dünyayı bir ahmaktan arıtalım. Türk sinemasının gerçek efsanesi. Süpermen, Örümcek Adam gibi uydurma kahramanların yerine Türk tarihinin gerçek kahramanlarını canlandıran bir efsane. James Bond rolünü elinin tersiyle iten bir karakter. Tüm Türk milletinin sevdiği, Türk sinemasının usta aktörü Cüneyt Arkın. Gerçek ismi Fahrettin Cürekli Batır olan Cüneyt Arkın, 1937 yılının Eylül ayında Eskişehir'e bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Aslen Kırım Tatarı olan Cüneyt Arkın, ilk ve orta eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Henüz lise yıllarında bir yandan anne babasına köy işlerinde yardım ederken, diğer yandan da hikayeler kaleme almaya başlamıştır. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Geceleri rahat uyuyabiliyoruz. Sağlık hizmetlerinin ve doktorlarının yetersiz olduğu o yıllarda kardeşleri ölür. Ancak kendisi başarılı bir öğrenci olduğu için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanır. Ona yeni böbrek bulacağız. Anne babasına yardım etmek için hem okul hayatına devam eder hem de inşaat işçiliğinden hasta bakıcılığına kadar pek çok işte çalışır ve böylelikle okul masraflarını da karşılamış olur. Bu zamana kadar hep beni ısırdı insanlar. Bundan böyle ben onları ısıracağım. Üniversiteyi bitirdikten sonra memleketi Eskişehir'e geri döner ve daha sonra yedek subay olarak askerliğini tamamlar. Askerliği yaptığı sırada gerçek bir asker arayan usta sinemacı Halit Refi, Cüneyt Arkın'ı keşfeder. 10 yıl önce Akkoyun Düzü'nde bir mübarek serdar öldü. Yönetmen filminde rol alması için teklifte bulunur. Bu teklif onun aklında yer eder hem de sinemanın en tecrübeli yönetmenlerinden biriyle tanışmasına fırsat olur. Askerliğini bitirdikten sonra bir süre Adana ve civarında doktorluk mesleğini yapar. Kısa süre sonra ihtisasını yapmak üzere İstanbul'a geri yerleşir. Ancak geçim derdi yeni evlenmiş olan Arkın'ı zor zamanlar yaşatmaya neden olur. Yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlar. Daha sonra Halit Refik'in yanına giderek kamera karşısında olmak istediğini dile getirir. Usta yönetmen hazırlıklarını yaptığı Gurbet Kuşları filminde Cüneyt Arkın'a bir rol teklif eder. Böylece sinema hayatı başlamış olur. Sinema hayatının ilk başrolü ise 1964 yılında çekilen Cehennem Arkadaşları'dır. Ancak yetenekli oyuncunun adını tüm Türkiye'ye duyuran aynı yıl çektiği ve başrolünü Türkan Şoray ile oynadığı Gözleri Ömre Bedel isimli filmdir. Uzun bir süre romantik filmlerde rol alan oyuncu Kara Murat, Battal Gazi ve Malkaçoğlu gibi filmlerde yarattığı tarihi kahraman karakterleriyle Türk sinemasında önemli bir yer alır. Ben Hüseyin Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım. Daha sonra 1969 yılında Memduh Ün yönetimindeki İnsanlar Yaşadıkça filminde Sema Özcan ile başrolü paylaşan Arkın, buradaki oyunculuğuyla Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülür.
Daha sonraları yapımcıların taleplerine yetişemeyen ünlü oyuncunun ünü ülke sınırlarını aşar. Öyle ki yetenekli oyuncu yeni James Bond olması için de teklif alır. Ancak Arkın hem film yapımcılarının kibirli davranışları yüzünden hem de Kara Murat, Malkaçoğlu gibi halk kahramanlarını canlandırdıktan sonra yabancıların temsilcisi bir karakteri canlandırmak istemediği için James Bond rolünü reddeder. Cüneyt Arkın'ın reddettiği James Bond rolüne ise Roger Moore getirilir. Cüneyt Arkın, emperyalizme ve emperyalist Hollywood'a gerçekten karşıdır. Amerika'nın kime karşı olduğunu bilmem ama ben Türk olmayan her şeye karşıyım Mr. Bill. Yıllar sonra özel bir davette usta oyuncu Ömer Şerif ile karşılaşır. Ömer Şerif Arkın'a her şeyim var ama vatanım yok der. Cüneyt Arkın ise o dolarları kazanabilmek için vatansız olmak zorundasın arkadaş diye cevap vererek duruşunu bir kez daha gösterir. Kara günleri kahraman omuzlarında taşıyarak... 70'li yıllardan sonra her eve bir televizyon girmesiyle oyunculuk gelirleri epeyce azalır. Az çok kazandığına bakmadan canını dişine takarak durmaksızın yeni filmler çekmeye devam eder. 1976 yılında Deli Şahin filminde hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenmiştir. 1978'de Mağlup Edilemeyenler rolüyle Antalya Film Festivali'nde bir kez daha en iyi oyuncu ödülünü kazanır. Yaptığı bir röportajda 80'li yıllarda çektiği filmlerin başarısız olduğunu söyleyen usta oyuncu, o dönemde rol aldığı Dünyayı Kurtaran Adam bugün yerli sinemanın kült filmleri arasında yer almaktadır. Televizyonsuz evin kalmadığı ve özel kanalların çoğaldığı 90'lı yıllarda sadece 3 film çeken usta oyuncu 1992'de Polis, 1993'te Zirvedekiler ve Merhamet, 1995'te Bizim Ev gibi dizilerde rol aldı. Oyunculuk hayatının başlarında duygusal filmlerde, sonraları ise aksiyon filmlerinde yer alan usta oyuncu, bugünkü anlamda da prodüksiyonları olmadığı yokluk içindeki setlerde dublör dahi kullanmadan pek çok sakatlık yaşayarak 300'ün üzerinde filmde rol almıştır. Türk sinemasının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan senaristlikten yönetmenliğe pek çok görevi de üstlenen usta oyuncu son olarak geçtiğimiz yıllarda Kuruluş Osman dizisi için kamera karşısına geçmiştir. Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Işıl Hanım'la evlenen Cüneyt Arkın'ın bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Her zaman Türk askerinin, Türk polisinin yanında duran Cüneyt Arkın, milliyetçi kişiliğiyle de bilinmektedir. Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması rahatsızlığı sonucu 84 yaşında hayatını kaybetti. Ecel, ne diyelim?